Çiğdem'cim ellerine kollarına sağlık bir tane. Afiyet olsun, teşekkür ederim Aslı Hanım. Olsun, pastanın da tadına baktık. Yani diyetteyiz demedik, baktık. Gerçekten çok güzelmiş. Afiyet olsun. Çok teşekkürler ediyoruz. Eşinin ismi Halil miydi? Evet, Halil İbrahim. Halil diyebilirsiniz. Peki nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Bir şirkette çalışıyordum ben. O da part-time olarak girmiştir oraya o dönem. Birlikte çalışmıştık birkaç ay. Sonrasında tanışma fırsatımız oldu. Orada başladı 4 sene önce. Hı hı. 5. senemize giriyoruz evlilikle birlikte. Birlikte toplamda 5 evet, yıl toplamda 5 yıl evet. Peki ne zaman geldi evlilik teklifi? Evlilik teklifi 3. senemde. Yani şöyle söyleyeyim. 2,5 senemde evlilik teklifimi aldım. 3. senemizin dolduğu gün nikah yaptık. O güne tarih aldık evet. Epey de sürmüş ama evlilik evet, teklifi. Sürdü. Uzun sürmüyor öyle ayrılıklar falan olmuyor hiç. Birkaç kere oldu öyle bir şey. Ufak tefek öyle o zamanın gerektirdiği. Peki evlilik teklifinin kaydı, videosu vesairesi var mı? Evet var. İzleyelim mi? Evet izleyebiliriz. Hadi bakalım. Aslanım gördüğünüz gibi Şile burası. Hı-hı. Kubbe şeklinde bir masa düzenlemesi, sandalye, drone ile çekim. Arabadan indik, kırmızı halıyla gidip eğilip teklif etti ve dans ettik. Geç olmuş ama temiz olmuş. Evet, evlilik güzel teklifim olmuş. Çok güzeldi. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kaça mal oldu biliyor musun? Hiç çıtlatmadı ama biraz pahalıya tuzlu mal olmuş geldi gibi. Bana. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Hissettin mi? Değil mi? Önceden hissettin mi? Sonlara doğru hisseder gibi oldum. Yani son dakika anladım diyebilirim. Arabaya binip gittiğimizde yani. Hazırlıklı değildim. Şirket çıkışı almıştı beni. Önce kıyafetinden de hani. Evet hazırlıklı değildim. Ofisten çıktığım gibi almıştı. Gittiğimiz yer belli değildi. Hani seni bir yere götüreceğim demesinden oradan almıştı. Kendini ele verdi aslında evet, orada. Evet. Evet, merkezler hiç beceremiyor bazen. Ben hemen çıkıyorum, hemen anlarım. Cin gibi kızlarsınız tabii. Erkekler de biraz heyecan yapıyor böyle durumlarda. Evet. Peki istemeye ne zaman geldiler? Aslında benim şöyle oldu, aile tanışması oldu, nişan konuşuldu ama ben hala evlilik teklifi almamıştım. Hmm. Nişan günü belli olmadan, yani söz nişan bir evde yapmayı düşünüyorduk evet. Biz hep. Bu tarih belli olmadan aradı, evlilik teklifini yaptı. Hani artık aradan çıksın şu evlilik teklifi de der gibi oldu ama güzel oldu. Peki, sonrasında neler oldu? Kına gecesi vesaire oldu mu? Tabii. Yaklaşık 5 ay sonrasında yanılmıyorsam kına ve düğün yaptık. Peş peşe yani cuma, cumartesi gibi düşünebilirsiniz. Kınamı düğün salonunda yaptım. Kırmızı bir elbise, sonrasında kırmızı bindallık giyerek yaptım. Ve organizasyon tutmuştum orada. Kızlar vardı dans eden. Düğünüm de işte düğün salonunda oldu. Gayet güzeldi. Çok sade değil mi? Aa bu da mı sade yani? Ay sade. Ben sade. Başından sade beri söyledim. Yalan söylemediğimi anlıyorsunuz. Ama Çiğdem arkadaşımızın sade anlayışı çok farklı olduğu için bekleyebilirim yani bu evet. Tarz bir kınada elbise bekleyebilirim. Yani bak elbiseler, hadi evin salonunu yorumladın, hadi yatak odasını, mutfağını yorumladın. Bari kızın giydiklerini şey yapmasaydın. Ya sabah yani başından beri programın sade artık bize de müsaade mi diyor? Sade görmek istemiyorlar demek ya, şaşal sektör. Demek ki şaşal benim da gibi değil. Bakayım. Yani böyle bir ton sürtüm bir geçişler, böyle bir havalı bir dokunuşlar ben göremedim. Bana çok aşırı böyle şey gibi geldi. Ne ya bekar evi de demek istemiyorum. Öğrenci evi gibi geldi. Bence o kadar da değil ama yani öğrenci evi. Evet, 2 yıllık evli olduğu için daha tam karar verememiş zevklerine. Yani biraz daha otursa belki farklı bir zevk oluşturabilir, değiştirir. Zaten ben bunu söyledim başladı. Şimdiki aklım olsaydı bohem tarzı yapabilirdim de. Bu benle zamanla oturabilecek bir şey. Evet. Şimdi bunları eski bohem tarzı da görmek isterdik. Nasıl olurdu acaba sizce? Ha? Süt, kahve, krem. Bohem de varmış ya işte. Diyor ya örtüm bohem diyor ya. Dur şimdi dur. Onu siz girmeyelim. Dediniz. Onu ben dedim. Bir dakika. Ben demedim. Bu kim? Yine sade. Olamaz canım. Yine Çiğdem sade. Olamaz bu. Çiğdem evrime kafa atmış yani. Çiğdem bu ne? Yanlışlıkla mı koydunuz bu fotoğrafı buraya? Çiğdem bu sen misin? Düğününe girenler senden daha şıktır da. Çok güzel ama. Ama güzel. Ay, dergi çok, kapağı gibi. Çok güzel. Kolu geride falan. Kına da yani bu fotoğraf. Evet kına fotoğrafı. Ben üstünü gördüm şu an. Benim arkadaşım vardı. O yaptı. Çekimimi de o yaptı. Kına için ayrı bir yerde çekim yapmadım. Onun stüdyosunda. Evet. Kaç kıyafet giydin kınada? Kırmızı elbiseyle çıkış yaptım. Sonrasında da bindallıyla. Onun dışında farklı bir şey giymedim. Peki kıyafetinin fiyatı nedir?
Onu kiralamıştım, satın almamıştım. Nedir fiyatı? Kiralama fiyatı da yani tam hatırlamıyorum, 1000 küsür bir şeydi. Net bir rakam söyleyemeyeceğim çünkü uzun zaman geçti, hatırlayamıyorum. Peki kınayı bir düğün salonunda mı yaptınız? Düğün salonunda yaptım. Onun fiyatı nedir ve içinde neler vardı ikram olarak? Düğün salonunda aparatif böyle kurabiye, içecek vardı. Onun dışında işte kınalıklar, içecekler, çerezleri biz götürüyorduk. Onun dışında kızlar vardı. Kızlarla birlikte biz orayı tuttuk. Organizasyonla birlikte yaptık. Yani düğün salonunun kendi kızlarıydı. Onlarla anlaştık. Yanılmıyorsam 7000 lira gibi bir rakamdı o zaman. Kız tarafı mı erkek tarafı mı yapıyor bunları? Kınayı sizde erkek tarafı yapıyor. Biz de kız yapar. Siz nereliydiniz? Diyarbakır. Diyarbakır. Biz de erkek yapar. Her şey erkek yapar. Vay be. Gül gibi kızı almışlar. Vay canına. Yani kınada... Diyarbakır'dan kız alıyorsunuz. Tın ama her değiyor, şey buna değiyor. Bunlara değiyor. Sizde nasıl kızlar adet? Bizde kız tarafı. Nişanı da kız tarafı. Kız yapar. Yani kız... Allah razı olsun. Biz yaptık nişanı, o ayrı. Kınayı. Ama kınayı artık adı konduktan sonra erkek biraz da göstersin kendi heybetini. Evet. Ya da çalışsın, çabalasın. Sizde... Erkek için de önemli. Ha. Bizde de aynı şekilde kınayı kız tarafı yapar ama ben de doğuluyum mesela. Bizde öyle bir şey yok. Mesela kınada düğün salonuymuş vesaire kız ayarlar ama çerezi biz de erkek tarafı alır mesela. Yani, öyle bir şey de var. Kına ve çerez. Aslında, evet, şu an artık değişti biraz tabii, biz de eşimle yani şu an her şeyi eşim karşıladı diyemem. Ben de tabii ki destek oldum ama normalde bizim yörelerde her şeyi erkek yapar. Değil mi? Bir de şey, ağırlığınca altında mı veriyorlardı kızlara? Yani öyle bir şey de vardı. Vardı. Ay var var. Altın fiyatlarından. Ay, benim çok sevdiğim bir kardeşim vardı, çocuk kulakları çınlasın. Çok aşıktı. Düğün bekliyorduk. Dedi ki abla ayrıldık dedi. Niye? Ya dedi, onlar da adet dedi. Kızın ağırlığınca altın. Abla benim etimle buldum ne dedi. Ne yazık ki ayrıldık. Çocuk da normal böyle kendi halinde bir çocuk, nasıl yapsın? Kız zayıflasaymış. Zayıflasa da mümkünü yok valla. Ne demek ya, o çocuğun etine buldum. Ay çok üzülmüştüm. Neyse artık böyle adetler değişiyordur umarım. Değişiyor. Çok şükür. Ama değişiyor diyor ama dur. Dur. Bu kaç metre kösteğin var senin? Ben boyum kadar istediler de şey yaptılar ve boyumu da aştı biraz. Oo, senin gününde konuşacağız Beren Hanımcığım. Peki hemen ertesi gün mü düğün oldu? Ertesi gün oldu. Düğünüm Pendik'te oldu. Yani eşimin tarafında oldu. Bir düğün salonunda oldu. Ama ben düğünümden hiçbir keyif alamadım. Aslında aldım ama tam alamadım. Çünkü düğün boyunca mide sancısı çektim Aslı Hanım. Aa, geçmiş olsun, neden? Evet, stresten olabilir veya o anki telaştan olabilir. Bir mide sancım oldu düğün sonuna kadar. Ve düğünden çıkıp gelinliğimle takılarımla serum yedim. İnanmıyorum. Evet. Ay. Evet. Ne dedi doktor? Stres dedi, serum taktı, evet. Ama gayet mutlu görünüyorsunuz orada. Yine iyi toparlamışsınız. Ben senin yanında olunca insan... Evet ya. Çok tempolu, çok zor geçiyor, çok stresli geçiyor dönemler. Sonra düğün günü maalesef bazen böyle patlak verebiliyoruz. Aksilik. Çok aksilikler de geliyor. Gelinliklerle düğün bitiminde mi gittiniz hastaneye? Düğün sonunda genelde aile fotoğrafları çekilir. Ben onda artık ayakta duramıyordum. Aa. Sandalyeye oturup poz verdim. Çıktığım gibi de direkt acilden girip serum. Zaten takıları ve gelinliği gören doktor direkt alıyor. Sıramına beklemiyorsunuz. Tabii, bu ne hal diye. Evet. Evet. Peki düğün kaç kişilik oldu? Düğün yanılmıyorsam 250-300 kişilik gibi.